Sözcü Televizyonu'ndayız, para politika programındayız. Günaydın bu sabahtan, iyi haftalar dileyerek başlayalım. Öyle çok haber var ki bugün 22 Temmuz ve e, Temmuz da bitiyor, Ağustos'a giriyoruz. Yaz bitiyor neredeyse ama bizim gündem hiç soğumuyor. Yaz sıcağında dünyadan, içeriden, dışarıdan açıklama ve haber ve gündem evet. yağıyor. Şimdi dün e, Sözcü Televizyonu'nda e, Özgür Özel'e CHP Genel Başkanı'nı Doğan gazeteci Uğur Dündar konuk etti. Soruları yanıtlarken o arada bir son dakika gelişmesi öncesinde hemen geldi. Ve Biden adaylıktan çekildiğini ilan etti. E, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve ABD Başkanı dedi ki aslında bu seçimi kazanmak için çalışacaktım. Yani kazanmaya da niyetliydim. Fakat Ocak 2025'te sürem doluyor. O sürem boyunca başkanlık işlerine ABD başkanı olarak işlere yoğunlaşmanın, odaklanmanın daha doğru olacağını, Amerika'nın daha yararına olacağını düşündüm açıklaması yaptı. Harris'e teşekkür etti ABD başkanı olarak yaptıklarına desteğine ve böyle bir geri çekilme sadece başkanlık yapacağını e, Ocak 2025'te görev süresi doluyor. Bu süreç içinde e, ABD'nin e, ABD için bunun daha yararlı olacağını söyledi ve geri çekildiğini sosyal medya hesabından duyurmuş oldu. E, dedi ki e, bu paylaşımında ABD Başkanı Biden önümüzdeki günlerde e, bu konuda da detaylı bir açıklama yapacağım. E, bir ulusa sesleniş bekleniyor şimdi ABD Başkanı Biden'dan. Harris'i hemen ardından da yaptığı açıklamalarda ABD Başkan Yardımcısı Harris'i aday olarak işaret etti ABD Başkanı Biden. Ama şimdi Biden aday olarak gösterilmemişti. Dolayısıyla bir adaylık seçimi süreci yaşanacak. 4000 delege var. 3800'ü Biden'ı destekliyor. Şimdi o delegeler de bağımsızlaştı. Harris'in aday olup olmayacağı henüz kesin değil ancak AB e, herisi destekleyen isimler hemen arka arkaya açıklama e, yaptılar. Dolayısıyla e, Clinton e, Bill Murray Clinton herisi desteklediklerini duyurdu. E, yine e, Biden'ın çekilmesine ilişkin Obama açıklama yaptı. Tam bir vatanseverlik örneğidir bu dedi. E, batılı liderlerden e, bu takdire şayan bir harekettir açıklaması geldi. Trump e, Harris'i yenmek çok daha kolay açıklaması yaptı. Harris kazanmak için elimden geleni yapacağım. E, Sözleriyle Biden'a teşekkür etti. Dolayısıyla bu süreç içinde adaylıktan çekilmesi ve arkasından gelen açıklamaları böyle toparlayabiliriz. Ama aday kim olacak bu sorunun yanıtı kesin değil. Ağustos ortasında. Ee, yine e, demokratların e, seçim için, aday göstermek için toplanacağını biliyoruz. Bir kongre yapılacak. Orada Harris şu anda en güçlü aday, ABD Başkan Yardımcısı olarak ama e, bu da kesin değil. E, bir de bağış konusu var tabii. O bağışların akıbetinin ne olacağı. Harris kullanabiliyor ama diğer adaylar için durum ne olacak e, bu da belli değil. ABD e, Başkanı Biden bağışların artarak devamını e, istiyorum e, dedi ve bağış içinde yine e, destek çağrısında bulundu. Şimdi e, Trump'ın e, açıklamalarında daha detaylar da var. Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya uygun değil de ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değil ve hiçbir zamanda olmadı açıklaması yaptı. Biden'ın hareketleri ve en son işte 28 Haziran'da Trump'la biliyorsunuz karşı karşıya geldi televizyon programında. O programda cümlelerini tamamlayamadı. Demokratların en savunacağı konularda bile yeterli görülmedi. Daha çok böyle boşa baktığı anlar kameralara yansıdı ve Time Biden'ı bu tartışmadan tartışmadan sonra giderken gösteren bir kapak paylaştı. E, fakat şimdi herisi gelirken e, gösteriyor time'ın kapağı. E, böyle de bir durum var bakalım neler olacak. Sonra e, Zelenski'yi çağırırken Putin ifadesini kullandı. İşte eşi yerine başka bir kadının elini e, tuttu. Sonra eşeğe müdahale etti e, Jill Biden. Dolayısıyla e, bütün bunlar açıklamalar, e, kafa karışıklığı, işte hareketlerin çok fazla gündeme gelmesi e, bir takım e, fiziksel e, konuda Biden'ın rahatsızlığı var mı hastalığı var mı e, sağlığı iyi mi tartışmalarına neden oldu ve çekil baskısı da arttı en son Covid oldu e, Biden ve e, inzivaya çekildi e, karantinadaydı. İşte tam bu karantina sürecinde bu geri çekilme açıklaması geldi e, o sırada da e, yakın çevresine eris kazanabilir mi e, Dediğine dair e, notlar, bilgiler, haberler düşmeye başladı e, ekranlarımıza. Dolayısıyla bu süreç sonunda e, dün itibariyle e, hafta başında bekleniyordu. Dün itibariyle geri çekildiğini açıkladı ABD Başkanı Biden. Dünden itibaren yaşananların özeti bu Amerika cephesinde. Piyasalarda e, dolar biraz değer kaybetti ama onun dışında hani çok önemli bir e, süreç yok. Şimdi Ağustos ortasına kadar insanlar... Ee, kazanılacak aday kim e, tartışması yapacaklar? Her ismi aday. Başka bir aday çıkacak mı? İşte kongrede ne olacak? Aday belirleme sürecinde ne olacak? Bunu tartışacak. Bu sırada Trump'ın tabii kulağından e, yaralanıp yaralandığı o suikast girişimi onu çok öne çıkardı. E, bu süreçte işte o Trump'ın e, yine kampanyası ve seçim hazırlıkları ve açıklamaları izlenecek. Böyle bir süreç yaşanacak. Herkes demokratların adayını konuşacak. Her ismi değil mi? Dolayısıyla böyle bir sürece Ağustos ortasına devrilen bir gündem de Amerika cephesinde karşımıza çıkıyor. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü Televizyonu'nda Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın soruları yanıtladı dün akşam. Erken seçime ilişkin konuştu Özel. Ekonomiye dikkat çekti. 12.500 12 lira emekli maaşıyla geçim olmaz dedi. 17.000 lira asgari ücretle de geçim olmaz. Asgari ücretin derhal 25.000 lira yapılması lazım. Halk isterse erken seçim olur. Halkın erken seçim isteme şartları ortaya çıkarsa ben de erken seçim e, derim dedi. Yani emekliler derse ki erken seçim ben de bunu desteklerim Ama iki teknik konuda derken seçim kararını alacak olan AK Parti iktidarıdır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. İki teknik konu var. İki teknik konunun da yine adım atılması noktasında, bu konularda adım atılması noktasında güç bellidir. Ama erken seçim çağrıları varsa ve bu istenirse ben de onları, o çağrıyı desteklerim dedi. Normalleşme sürecine ilişkin de konuştu. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz ifadelerini kullandı. Tabii ki gerekli konularda istişare ederiz, konuşuruz. Ama e, yumuşama dönemi değil, normalleşme dönemi. En sert, e, benden kimse yumuşak bir muhalefet beklemesin dedi. E, emeklilerin sorununu e, bir tek siz dile getiriyorsunuz diye emekliler bana sokakta söylüyorlar. Ve yumuşak siyaset yapıyorsunuz, yumuşak muhalefet yapıyorsunuz noktasında da bir eleştiri almadığını e, ifade etti CHP. Nin. Başkan Özgür Özel. E, bu e, Kuzey Kıbr Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhuriyetindeki e, tören e, sonrası Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüydü biliyorsunuz ve bu e, törene iktidar muhalefet birlikte katıldı. Böyle bir birlik görüntüsü verildi. E, neler konuşulduğunu o sırada Özgür Özel e, aktardı. Daha çok Kıbrıs'ı konuştuk. Gündemimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi dedi. E, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, MHP Lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer liderler bir aradaydı. Dolayısıyla böyle bir birlik görüntüsü verdi. İki gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. E, bu iki günde temasları aktardı Özgür Özel. E, bu bu geziden geriye sadece şöyle bir eleştiri kaldı. Lefkaşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu biliyorsunuz CHP heyetini Özgür Özel'i karşılamamıştı. dün de Metin Feyzioğlu'na eleştirilerini devam ettirdi Özgür Özel bu ekranlarda. Atatürk'ün partisine karşı bir garezlik, bir gıcıklık söz konusu. Bunu anlayamıyoruz ama gerekli şikayetleri yapacağız. Ne aradı ne özür diledi dedi. Ee, dolayısıyla Metin Feyzoğlu niye böyle bir şey yaptı? Büyükelçi olarak onun görevi. Tabii ki dedi daha önce böyle bir görevlerde olmadığı için, e, U dönüşü yapıp atandığı için e, böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz e, Atatürk'ün partisine. E, bu e, yapılmaz, e, doğru bulmuyoruz, e, garezini de anlamış değiliz. Özür de dilemedi, aramadı da şikayet edeceğiz dedi Metin Feyzoğlu'na e, bu karşılama olayı nedeniyle eleştirilerini de sürdürdü CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki seçimden diğer birçok konuya kadar Gezi konusunda Osman Kavala ve Can Atalay'ın tutukluluğunun devamı konusunda iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la istişare ettim. Bu normal değil dedi. Tuğrul Türkeş'in açıklamalarını da yine olumlu bulduğunu ifade etti CHP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında verilen görüntünün önemini vurguladı. Dayanışma tablosu kıymetli dedi Cumhurbaşkanı. 50 sene önce olduğu gibi bugün de ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türk'ünün yanındayız. İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma tablosunu bu bakımdan kıymetli görüyorum dedi. İsrail'e tepkisini devam ettirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dan Diyaz Yani Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye-Kıbrıs'ta işgalci açıklaması yapmıştı. Müço takis bu bakana haddini bildirmeli, densiz, edep dışı ifadeler açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. E, emekliler konusunda da açıklaması var. Ona da şimdi değineceğim. Ekonomideki başlıkları da sizlere şöyle bir toparlayalım. E, hatta e, vergi uzmanı Ozan Bingöl İstanbul Stüdyomuzda konuğumuz. Birlikte gidelim mi? Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Bütün bu gündemi birlikte e, genelde konuklarımla bunu pek başaramıyorum ama başaracağız. Evet. tek tek ben durumu anlatıyorum siz yorumunu yapıyorsunuz. Bir gündem turu yapıyoruz. Hızlıca. Hızlıca. Evet. Şimdi emeklilikte köklü değişiklikler iddiası gündemde biliyorsunuz. Emeklilik prim gün sayısına göre maaş formülü, emeklilik yaşının yükseltilmesi, kök maaş düzenlemesi vesaire gibi emeklilik konusunda bir düzenlemeden, kapsamlı bir düzenlemeden söz ediliyor. Cuma günü bu konu gündeme geldi. Emeklilik yaşı şu anda kadınlar için 58 60'a çıkartılacak. Erkekler için 60 olan emeklilik yaşı 65'e çıkartılacak. prim gününe kadar prim gününe göre emekli maaş bağlanacak. Tabii bunun içinde emekli aylıklarının kesinti emekli maaştan emekli aylıkları kesintileri yani gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla maaş bağlama oranları düşüyor. Maaş bağlama oranlarına bir düzenleme var mı yok mu bilmiyoruz ama başlıklar daha çok prim gün sayısına göre maaş formülü ve yaşın arttırılması. Bu konuda Cumhurbaşkanı bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücretin 17 bin lira olması noktasında kapıyı tamamen kapattı. Şöyle yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız dedi. Hangi konu pek açık değil orası. Yani bütün bu saydığım başlıklar konusunda bir emeklilikte reform paketi mi ele alınacak? Ne olacak bilmiyoruz ama yeni yasama döneminde bir değerlendirme yapılacak onu anlıyoruz. Bizler emeklerimizin daima yanındayız. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Muhalefet sürekli konuşuyor. Tabi bunların sırtında küfe yok dedi. Asgari ücret 17 bin lira. Emekli maaşı bu kadar olsun tartışmaları var ama bunların sırtında küfe yok. Nasıl ekonomik dengeleri bozmadan bu işi götürürüz biz ona bakıyoruz. Grup başkanımız yani Abdullah Güler ne açıkladıysa gündemimizde o konular var gerisi söylentiden ibaret dedi. Şimdi askı, emekli maaşının en düşük 17 bin lira olmayacağını anladık zaten. 12.500 lira oldu en düşük emekli evet. maaşı. Onun dışında maaşlar aynı kaldı. E, fark bu aya yetişirse yatı, yatacak. E, Ağustos'ta da 12 bin 500 lira yetişmezse aradaki fark ödenecek. Bu emeklilik yaşı vesaire konusunda e, bir düzenleme bekliyor musun yeni yasama yılında? Cumhurbaşkanı tam o konuya girmedi. Evet şimdi Ebru tabii iki şey söyleyeyim hemen. Ee, hızlıca geçelim dediğin için. Birincisi şu. E, gerçekten sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi tamamen bozulmuş durumda. Yani orada ipler koptu. Kök maaş uygulaması, bu arada yapılan zamlar kök maaşı etkilemediği için ilerideki zamlardan aslında e, mecburen mağdur olan birçok emeklimiz olacak. Bir e, o tarafı var. Bir de e, bu yaş ve benzeri durumlardan dolayı e bu aktüeryal denge uzun zamandan beri bozuk zaten. Ne yapalım? Biz emekli e, maaşı almayalım. Emekli burada, falan da olmayalım biz. Burada ne ben şeye yani? takıldım. Yani sırtımızda küfe var diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Prim falan ödeyelim e, ödeyelim olsun. Oturalım sonra. Orada şöyle bir durum var. Yani iş... Memura, işçiye zanma gelince tüfe, ha. iş vergiye harca zanma gelince üfe, <laughs> iş paylaşım'a bölüşüme gelince küfe. Küfe, aynen. Yani dönüp baktığımızda <laughs> aynen. maalesef böyle bir durum. Yani, Tam bir küfe. Yani burada paylaşım ve bölüşümle alakalı bir sorun var ülkede e, temelde. Yani küfe dediği aslında paylaşım bölüşüme geldiğinde konu maalesef hep karşımıza küfe çıkıyor. Ama durum öyle değil. Bu ülkede kaynak çok ama herkesi yok maalesef. Maalesef, aynen öyle. Şimdi bakalım yeni yasama yılında başka neler konuşulacak? Şu anda elimizde vergi paketi meclis genel kuruluna gelecek. Orada en düşük emekli maaşının 12.500 lira olması maddesi var, düzenlemesi var. Onun dışında hiçbir şey yok. Kök maaş düzenlemesini var yapsaydınız. Şimdi bir sonraki dönem isterseniz en düşük emekli maaş artar, istemezseniz bu enflasyon düşerken artmaz. Böyle bir durum var. Dediği doğru. Üfe tüfe, millete gelince küfe. Yani herkese var, ama prim ödeyen emekliye yok. Bu nasıl hiç anlamak mümkün değil yani. Prim niye ödedik o zaman? Ödedi insanlar. Niyeti 30-40 yıl prim ödedi size? Bu sosyal yardım değil ki. Bir elde edilmiş hakkın verilmesi. Emekli de yaşa deniyor sürekli. Ya bıktım EYT konuşmaktan. Sanki insanlar hiç emekli olmuyor. Ya yaptınız bitti. Önüne bakın artık. Önünüze bakın yani. Biz ya yani, yıllarca EYT çıksı, çıktı diye bu kadar harcama yapılırken insanlar en düşük ma maaşta eşitlenecek mi? E EYT'yi çıkarırken böyle bir şey söylemediniz mi? Evet evet, dipte eşitlediler. Seçimden önce. Geçtiğimiz günlerdeki programda konuştuk ya buraya Aziz Çelik Hoca çok ha, güzel bir tablo dip yapmıştı. Dipte eşitlediler. Yani, yani. emeklilerin birçoğunu dipte eşitlediler. E şimdi mesela 12.500 oldu. Örneğin zamdan sonra 13.000 lira alan vatandaş 13.000 kaldı ama diğer emekli vatandaşlar 12.500 aldığı için yani. Ee, iktidar özellikle son dönemdeki politikalarıyla e, Türkiye'nin büyük bir kısmını yoksulluk paydasında buluşturdu maalesef. Aziz Hoca öyle dedi ya 12.500, 3.200 gün çalışan, prim ödeyen 12.500 alıyor. 7.200 ödeyen 13.500 alıyor. Evet. 10 yılın bedeli 1.000 lira. Evet, evet. maalesef. Tamam peki o zaman. E, emekliye şimdi SGK bir internet sitesi açtı ve emekliye önerilerde bulundu. Sağlıklı beslenme önerileri de var bu öneriler listesinin içinde. Günde 3 öğün beslenin, 5 porsiyon sebze meyve yiyin, 2 porsiyon etiniz mutlaka olsun, 4-6 porsiyon tahıl ürünü tüketin. Tahıl ekmeğinin fiyatını Sadece tavıl ekmeğinin fiyatını bırakıyorum. Sebze meyveyi zaten biliyorsunuz. İki porsiyon et, et fiyatları biliyorsunuz. Maaş da ortalama işte 14 bin lira emekli maaşı. En düşük 12 bin 500 lira. Emekliler de soruyor 12 bin 500 lirayla biz bunları nasıl yapalım diye. Bu arada emeklilere bazı diğer tavsiyeler de var. Bulmaca çözün, resim yapın, yeni bir müzik aleti çalın, yeni dil öğrenin, meditasyon yoga yapın, derin nefes alın. Bunu yapabiliriz. Şöyle derin nefes alacaksınız. Evet bunu sık sık yapıyoruz burada bir sorun yok. Diğerleri noktasında sorun olabilir yani. Yani e, Ebru valla izah olmayalım izahı oluyor herhalde. Öyle oluyor. Şöyle e, emeklilere tavsiyeye gelince Avrupalı ama emeklilerin gelirine geldiğimizde Afrikalı gibiyiz. Ya yani Bu tavsiyeler Avrupalı tavsiyesi gibi ama maaşında Afrikalıyız. E şimdi 12.500 lira alan 1 milyonun üzerinde emekli Avrupa, neredeyse. Avrupalı gibi yaşayın bunları yapın e, tabii ama bunları maaş yap. yok. Ama 12.500 lirayla evet. yapın. Yani ee, bayağı Buna bütçemiz tabii, sıkıntıda. Tabii, bunu, bunu zaten bilimle matematikle izah etmek mümkün değil ama şunu da söyleyelim. Yani 12.500 lirayla bu tavsiyelerin bir kısmını yapsanız 30 günü 5 günü yapar 25 günü gerçekten e, hani aç gezmek da, zorunda kalırsınız. <laughs> e, bir de çok enteresan birkaç yıl önce ben yazmıştım bunu. Yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii ki. E, SGK'nın <laughs> emeklilik portalında, e, oradaki emekli resimleri bir gün emeklilik portalını incelerken, e, yıllar önce, yaklaşık 2 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam, 2-3 e, yıl önceydi Ebru. Ya emeklilere bir baktım, hepsi mutlu, gülüyor, böyle dişleri müthiş, implantlı falan. Ya bir araştırayım <laughs> bu, gerçekten bu fotoğraflar bizim emeklilere hiç benzemiyor gibi. E, gerçekten SGK'nın sitesinin e, o resimleri alıp, Google'dan araştırdığımızda kanadalı bir şirketten alındığını gördük. Yani ee, ben de o zaman şirketten. bir tweet attım. Yani gerçekten Türkiye'de mutlu emekli bulamadığınız için mi gidip Kanada'dan aldınız diye. Yani çünkü Türkiye'de bu kadar mutlu emekli yok herhalde. Bulamamışlardır. Ee, bulamamışlardır. O tweet'ten sonra düzelttiler. Ee, şimdi gerçekten bizim emeklilerin resmi var. En azından resimleri bizim emeklilerin resmi. Önceden resimler de bizim değildi. Doğru anladınız. Daha önce emekli fotoğrafı kullanırken kanadalı bir şirketin sunduğu kanadalı emeklilerin fotoğrafı kullanılıyormuş. Daha sonra ortaya çıkınca değiştirilmiş bizim emeklilerimiz kullanılıyor fotoğraflarda. Doğru anladınız yani. Mutlu emekli yok bulamadım. Mutlu emekli olunca Doğru Anadolu olarak. emeklinin fotoğraflarını evet, evet. kullanmışlar. Ama şimdi zorunda. Allah'tan oradaki resimler... Ee, bizim vatandaşlarımıza ait. Ama sevgili izleyicilerimize tavsiyeleri bir daha hatırlatalım. Beş öğün sebzenizi, iki porsiyon etinizi unutmayın. Tavıl tüketin bol bol. Aynı zamanda meditasyon, yoga yapın. Bir müzik aleti çalın, dil öğrenin. <laughs> ee, bulmaca çözün, onu zaten yapabiliyorsunuzdur. Resim yapın. Yani boya alıp, tuval alıp falan böyle bayağı kurslara falan gidin. 12.500 lirayla bunların hepsini yapabilirsiniz. Siz ne mucizeler yarattınız bu hayatta. <laughs> Tövbe ya. Şimdi emekliler sağlıklı beslenmiyor, hasta oluyor diyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün Türkiye Millet Meclisi komisyonunda konuştu. İyi beslenemeyen emeklilerin ciddi hastalıklarla boğuştuğunu ifade etti. Doğru. Yani burada bu açıklama var, burada bu tavsiyeler var. Emeklilerin durumu dünyaya da haber oluyor tabii. Reuters pazar pazar dolaşıyor haber ajansı vatandaşla da konuşuyor. Emekliler maaşlar çok düşük. Çocuklarımız destek olmasa ayakta zor kalırız diyorlar. Pazarda 50 liranın, 100 liranın altında meyve olmadığını ifade ediyorlar. pazara gittiğinizde zaten fiyatları gördüğünüzde dünya fiyatlarıyla herkes bizim fiyatları karşılaştırıyor ve Türkiye'de Türkiye çok pahalı noktasında herkes hemfikir. Emekli çalıştıran işletmeye destek verilmeyecek. Tasarı yine mecliste. E, test başkanı Bendevi dökende emekli çalıştıran işverenlere yönelik sosyal güvenlik destek prim desteği devam etmeli. Esnaf zaten zordu. Esnafı iyice zorluyorsunuz. Emekli ustayı çalıştırmasın mı diye soruyor. E, emekliler Emekli olup da e, çalışanlara devlet SGK desteği veriyordu yüzde %5. Şimdi yasayla o kaldırılacak. Bu 5 puanlık desteği. 5 yani, puanlık beş destek puanlık. kaldırılacak. Önemli bir etki olur tabi. E, olur. Ee, yani şöyle oradaki amaç anladığımız kadarıyla emeklilerin Tekrar çalışma hayatına biraz bu anlamda dönmesini de çok istemiyorum. Bir Yeni gelen arkadan gelen var ya. Arkadan gelen genç işsizler için ama mesele... E ne as yapsın? Ebru oradaki sorun şu değil mi zaten? Yani sorunu yanlış yerde aramıyor muyuz? Sorun emekli olup da tekrar çalışmak zorunda olması değil mi zaten bir emeklinin? Yani böyle bir durumda maalesef asıl tartışmamız gereken konu bu ama biz dönüp işte primleri maalesef konuşuyoruz. Yani yasa teklifinde o var. Oysa olması gereken emekli olduktan sonra emekli bir yani yıllarca 30 yıl çalışmış, prim ödemiş bir yurttaşın artık o saatten sonra rahatça işte memleketine gitmesi, tatiline gitmesi, kalan ömrünü rahat bir şekilde geçirmesiyken biz emeklinin neden çalışmak zorunda olduğunu konuşarak aslında işe başlamalıyız. Hani 5 puan teşvikten ziyade. Bir noktadan sonra bu da neye sebep olur Ebru? Kayıt dışılığını da açabilir bu doğal olarak. Yani eğer teşvik yoksa en azından eee kayıt dışı çünkü burada e, sosyal güvenlik açısından emekliliği de doldurduğu için yurttaş bu açıdan da bir talep olmayabilir. E, kayıt dışılığında önünü açabilir. Önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz zaten bunu. Göreceğiz tabii. Aynen öyle. İnsanlar bu maaşlarla geçinemiyor ki çocuk okutanı var, kira vereni var. 12.500 500 değil. liraya ne yapacak? Mümkün Bari değil. Bari çalışsın ya. Yani. 5 puan çok mu önemli? Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Gerçekten bir mucize e, yani yaşatıyorlar. Gerçekleştiriyorlar zaten. Tabii, mucize, o, mucize, gerçekleştiriyorlar. Mucize diye de uğraşıyoruz. Yani bugün gerçekten İstanbul'dan bir örnek verelim. İstanbul'dayız, İstanbul stüdyosundayız. İstanbul'da bir emeklinin yani 12.500 lira alan emeklinin ya da 17.000 lira asgari ücret alan bir vatandaşın ay sonunu nasıl getirebildiğinin bilimle izahı mümkün değil. O yüzden bu bilimin dışında bir şey artık yani. Ee,